Özgür Paşa, gayet net. Ne diyorsunuz geldiğimiz bu aşamada? Yani birçok ciddi bir biçimde endişe var. Evet, döner miyiz 60'lara, dönemeyiz diyemiyorum diyor. Fakat atılan adımlar da var. Bu adımlar karşı tarafı ikna eder mi, caydırır mı? Mutlaka caydırır. Şimdi şöyle, ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beyefendinin bu hem hani dosta güven, düşmana korku var. Yani bir yandan barış elini uzatıyor, bir yandan da biz yani herhangi bir oyun yapacaksınız, hazırlıklarımızı biz de yapıyoruz diyor. Yani bu aslında çok güzel bir şey. Ne savaş çığırtkanlığı yapıyor, ne de çok böyle barışçıl mesajlar çıkıyor ki karşı tarafın oyunlarını anlamamaz bir yönetici durumda düşmüyor. O yüzden ben kendisine bu Türk milletine yakışan, buradaki cumhuriyete yakışan, o kadar şehitlerin kanıyla dalganan bu bayrağı açıklamından dolayı ben şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. Yani demek ki geleceğe güvenle bakabiliriz. Öncelikle ben öyle gireyim müsaade ederseniz söze. Şimdi burada gerek Türkiye Cumhuriyeti, gerek Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslında statükanın ve barışın devamı sürecinde tercihini kullanıyor. Fakat karşı tarafın hem bu Amerika Birleşik Devletleri'nden silahlanma, New Jersey ile işte ortak tatbikatlar yapma, askeri eğitim verme biraz komik de geliyor. New Jersey nereye? Hani nereye diye böyle bir de şey vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Kardeş eyalet. Evet, yani bayağı bir şey var. Şu, herhalde ben harita bilgim biraz zayıf. Yani yakın olduklarını, ben uzak gibi geldi bana 10 bin kilometre gibi, ben herhalde zayıf. Şimdi burada her iki ülkenin yaptıklarının dışında karşı taraf ne yapıyor? Hem bu Amerika Birleşik Devletleri ile silah ambargosunun kaldırılması silahlanıyor. Din adamlarından milletvekiline kadar silahlı eğitim yapıyor. Buradaki amaç biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi neydi aslında? Türk varlığını kabul etmiyorlar. Şöyle bir mantık var. Bakın bu mantığın yani kendi içinde doğru gibi görünmekle birlikte son derece yanlış. Mantık şu. Ya biz diyor Girit'te Türkleri böyle attık. Rodos'ta böyle attık. İşte Mora'da böyle attık. Şimdi diyor Kıbrıs'ta da atabilmemiz lazım. Hani kafa böyle çalışıyor. İyi de yani orada yaptıklarınız doğru muydu ki? Hani o acaba yani mantıklı mıydı? O zaman hep istisnai durumlar. Osmanlı'nın son zamanları işte bakın çok güzel ifade etti. İngiltere'ye bile biz geçici olarak verdik köye ama işte bir daha geri alamadık. Dolayısıyla bu zayıf ortamlarda sürekli büyüyen, sizin de açık konuşmanızda belirttiğiniz ve sadece Türkiye'ye karşı büyüyen bir Yunanistan ve Rum kesimi kafası evet. Var. Şimdi bu mantığın yanlış olduğunu ve buna karşı hazırlık yapılması gerektiğini anlayan işte bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye'de buna göre yönetim var. Şimdi statükoyu biz bozmak istemiyoruz ama karşı taraf, tekrar ifade ediyorum, Türklerin buradan atmak, bakın Makaryos planı, Akkilas statükoyu planı. Statükoyu da artık kabul etmiyoruz. Yani statüko, yani şu andaki bu durumu kabul etmiyoruz. Ve iki devletli çözüm tamamen artık gelmesi lazım. Çünkü gördüğünüz İşte statüko bu. Zaten evet. Şöyle, diğer statükoyu biz bozmadık. Kendileri o devleti iktidar. Aslında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rumlardan, başkan yardımcısı Türklerden olan işte parlamento çok değişik bir yapılan tek cumhuriyet vardı. Bunu yıkan Rum tarafı. Ondan sonra katliamlar, bakın 400'e yakın İngiliz öldürüldü. 3000'e yakın Türk katledildi. Öldürüldü. Daha fazla yaralı var. Hatta çok ilginç 200'den fazla Rum öldürüldü. Yine aynı darbeciler tarafından. Yani Rumları da öldürüyorlar. Evet. Yani sadece şey Türkleri değil. Çünkü bunların bakış açısı böyle normal bir bakış açısı değil. Tamamen Kıbrıs'ın tamamını almaya yönelik bir bakış açısı. Peki şimdi biz Kıbrıs'ı Yunanlardan almadık. Bütün Ege Adaları için de bu geçerli. Biz Venedikler'in Cenevizler'den aldık. İngilizlere verdik. Şimdi tamamını isteyen bir karşımızda değişik bir düşünce yapısı var. Buna karşı Türkiye Cumhuriyeti adanın bağımsızlığını koruyacak şekilde, destekleyecek şekilde gereken tedbirleri almaktan başka bir çaresi yok. Şöyle bağlıyorum çok hızlı bir şekilde. Bakın burada biz Kıbrıs'taki olayları da bir zamanda başlatmadık ama şimdi oyunu iyi kurarsak, bak oyun burada kötü planı olan kim? Karşı taraf. Peki bunu daha önce ne zaman denedi? 60'tan değil mi? Hatta 55'ten, 54'ten. Grivas'ın çıkışı ne zaman? 54'ten çıkıyor. Diego adayında. Daha önce Makarios planı var. EOK'a. Şimdi bu planı 74'te biz bozduk. Hazırlıkla. Ve lehimize bozduk. Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi gene bir hazırlık içindeler. Demek ki öyle bir hazırlanmak lazım ki düğmeye bastıkları an o gene kendi aleyhine bozulsun. Peki. Oradaki Türk milletinin lehine bozulacak şekilde hazırlığımızı yapmamız lazım.